Değerli izleyenler, günaydın. TVNET ekranlarında Sağlık Raporu programına hoş geldiniz. Tekrar 8.15'ti. Bugün bir dakikalık bir sakmamız oldu. Sizlerle bu ekranda birlikteyiz. Bugün kalp sağlığımızı konuşacağız. Kalp sağlığını konuş bitmiyor aslında. Her kalp sağlığı için, kalp hastalıkları için her bir branşı ele alsanız saatlerce konuşabilirsiniz sizleri bilinçlendirmek için. Bunlar gerekli. Biz o yüzden bu hafta ikinci kez kalp sağlığı ile ilgili bir yayın yapıyoruz. Özellikle bugün kalp hastalıkları çeşitlerini konuşacağız. Koroner kalp hastalığı, doğuştan kalp hastalıkları ve kapak hastalıklarını ve kalp sağlığı, kalp hastalıklarıyla merak ettiklerinizi biraz efsane olan kalp ile ilgili efsane konuları konuşacağız. Kiminle konuşacağız? Profesör Doktor Ali Bayram, kardiyoloji ve iç hastalıkları uzmanı, Avrasya Hospital'dan yayınımıza katılıyor. Eğer bize soru sormak için isterseniz 0212 480 06 63 numaralı telefondan da bizlere ulaşabilirsiniz. Canlı yayında bağlantı kurabilirsiniz. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Sayın Ali Bayram, günaydın. Günaydın efendim. Bugün kalp sağlığını konuşuyoruz gene. Konuş bitmez. Derya deniz bir konu aslında ve dünyada Türkiye'de ölüm nedenleri arasında ilk sırada geliyor. Bu kadar önemli. Geçtiğimiz günlerde de bir konuğumuzla konuşup trafik kazalarıyla yarışıyor aslında. Trafik kazalarından da çok vatandaşımız hayatımızı kaybediyor ama kalp sağlığı da bütün dünyanın, Türkiye'nin sorunu. Bir türlü şu kalbimizi dinlendiremedik, kalple uğraşmadan geçmeyen bir gün yok her anlamda. Şimdi hocam, kalp hastalıkları çeşitlerinden bir genel olarak bahsedelim. Çünkü kalp hastalığı deyince bazen bir tek bir yere fokuslanıyoruz. Yani kalp krizi, damar hastalığı sanki bir kalp hastalığının her şeyiymiş gibi. Ama aslında bunlar içinde kategorize edilmiş, bölümlendirilmiş durumda. Koroner kalp hastalıklarıyla başlamak isterim. Şimdi koroner kalp hastalığı deyince vatandaş ne anlamalı? Hangi duyduğumuz kalp sorunları koroner kalp hastalığı kapsamına giriyor? Evet, teşekkür ederim. Ben de teşekkür ederim. Efendim tabii kalpten ne kadar dediğiniz gibi bahsedilse de sonu olmayan, esasen belki bütün ilimler öyle. Evet. İlim giderek ilerliyor, detaylandırılıyor. Kalp de bir bakıma hayatın temelinde olan bir organımız. Ve de vazifesine daha anne karnındaki bebekte, tıbben fetüs diyoruz. Üçüncü hafta bittiğinde, dördüncü haftaya girildiğinde en erken, ilk önce vazife görmeye, fonksiyon görmeye başlayan bir organımız kalp. Dördüncü hafta başında. Ve de bildiğimiz gibi 60 ile 100 arasında bir dakikada çarpıyor. Kanı vücudumuza pompalıyor. Yaklaşık 5 litre civarında olan kanı hemen hemen bir dakika içerisinde bütün vücuda pompalıyor. Devamlı bir devre daim pompası gibi çalışıyor. Günde yaklaşık 10 ton civarında kan pompalanıyor. Ve günde 100 bin defa çarpan bir organımız. Bütün iki vücudun üstünde. Tabii üzerinde işte 200 gram bile 300-350 gram arasında bir organ. Bunun böyle yaklaşık olarak herkesin kalbi kendi yumruğu kadardır diyebiliriz. Şimdi kalbin kendi içerisinde yapısını çok kısaca bahsedip bu hastalıkları anlamamıza da yardımcı olacak. Tamam, çok iyi olur. Şimdi kalp kısaca bir adale kısmı var, yani kas kısmı. Bu kanı pompalayan özellikle kalbin sol tarafı pompa vazifesini görüyor. Kalp başlayınca 4 odacıktan meydana geliyor. İkisi üst kısımlarda kulakçık diyoruz, daha küçük. İki de alt kısımlarda karıncık diyoruz. Yine kalbin sağ tarafında kirli kan, vücudun alttaki ana toplar damarlardan gelen kan, üstteki ana toplar damardan gelen kan, kalbin sağ kısmına geliyor. Burada kalbin sağ kısmı kasıldığında akciğerlere gidiyor. Akciğerde oksijenleniyor, yani kirli kan temizleniyor. Daha sonra kalbimizin sol tarafına bu kan geliyor. Ve soldaki kısım kaslardan daha gelişmiş olarak yapılan bölüm kasıldığı zaman da kanı bütün vücuda gönderiyor. İlk başta aort dediğimiz ana damara, oradan şah damarları vasıtıyla beynimize yine dönerek bütün vücudumuza ayak ucuna kadar en ince noktasına kadar
bunlar gidiyor. Ayrıca bu bölümler arasında ve ana damarların başlangıç kısmında da kalp kapakçıklarımız var. Şöyle yakınlaştırabilirsek. Ayrı bir kalp hastalığı bölümüne geçeceğiz. Tabii ona evet geçiş yapacağım. Kalp kapakları 4 tanedir başlıca. Mitral dediğimiz, aort dediğimiz kapaklar sol tarafta, temiz kan tarafında bulunuyor. İşte romatizma en çok bu kapakları etkileyerek bozuyor. Yine tansiyon ilk önce bu kapaklardan kalbi bozmaya başlıyor. Yine triküspit dediğimiz o sağ tarafta sağ karıncıkla sağ kulakçık arasında olan bir kapağımız. Akciğere giden ana damarımız var. Buna pulmoner arter diyoruz. Akciğer atar damarı diyelim. Onun ağzında bir başka kapağımız var. Ayrıca kalbin sağ tarafı ile yani kirli kan taşıyan kısmı ile sol tarafı arasında da bölüm var. Bunlara kulakçıklar arasında bölme, karıncıklar arasındaki bölme diyoruz. Yani bir duvar gibi adeta. Şimdi hastalıklarımızı sıralayacak olursak konjenital kalp hastalığı doğuştan dediğimiz bir grup doğuştan. Bu kimlerin kaderi? Yani doğuştan kalp hastası doğmak tabii acı bir şey. Yani anne babalar için bir sürpriz bebeğinin kalp hastası olması. Çok narinler çünkü. Neden doğuyor kalp hastası? Bunların bir kısmında genetik dediğimiz ırsiyet söz konusu. Örneğin çok önemli bir kas hastalığı grubu olan kardiyomiyopati dediğimiz kalbin et kısmında irileşmeyle kendini gösteren yine kanın kalpten çıkışında engel teşkil edecek şekilde daralma yapabilen bir grup var. Bunlar genetik geçiş gösteriyor. Yani annede, babada olduğu zaman çocuklarında olma ihtimali hemen hemen %50 yarıya yakınında oluyor. Tek nedeni genetik doğuştan yani kalp hastalığı. Yani yoksa hep hamilelikteki ona da gireceğim. Bir etkisi var mı? Bir kısmı genetik. Hı-hı. Evet. Bir kısmı ise hamilelik döneminde özellikle fetüsün yani döllenmiş yumurtanın diyelim gelişip 3 aylık dönem kısmına embriyogenez istiyoruz. Yani bebeğin anne karnında gelişmesi dönemi. Bu dönemde geçirilen bir takım hastalıklar, kızamıkçık gibi. Yine bu dönemde kullanılan ilaçlar. Burada çok önemli olan bir husus bazen hamile olunduğundan kişi farkına dahi varmıyor. Yani gebe olduğunu dahi farkına evet varmıyor. Bu dönemde kullanmış olduğu ilaçlar, bilmeden yaptırdığı tetkikler, yani radyasyona maruz kalması. Hastanelerde bakarız değil mi? Hamileler giremez, hamile bayanlar giremez. Hı hı. İşte MR'dır, tomografidir diye tekniklerdir. Bazen de bilmeden böyle ciddi testlere maruz kalınması. Bunlar çocuklarda işte kalbinde delik olmasına sebep olabiliyor. Bunlara işte atrial septal defekt, ventriküler septal defekt gibi. Yani kısaca kalbin kirli kan ve temiz kan arasındaki bölmelerde açıklıklar oluşuyor. Bir zamanlar talidomid faciası diye bir olay vardır. Gebelerde bulantı kusma şiddetli olduğu için bunu durdurmak üzere ilaç verilmiş. Çok da başarılı bulunmuş ilaç. Ama daha sonra dünyanın her yerinde on binlerce bebeğin kollarının olmadığı, bacaklarının olmadığı buna sebep olmuş. Anne karnında gelişimi engelleyerek. Demek ki başlıca geçirilen enfeksiyonlar, bir takım virüsler, mikrobik olaylar ve de kullanılan ilaçlar burada en büyük neden oluyor. İşte gebeler ne kadar hassas bir dönem geçiriyorlar, ne kadar şeye dikkat etmeleri gerek, ne kadar takip eden doktoruyla çok iyi bir iletişim herhalde kurması gerekiyor. Hocam bu ilaçları içmesi şartsa mesela hangi tür ilaçlar, isim vermeden daha çok bu bebeğin kalp hastası olarak, estağfurullah, kalp hastası olarak doğmasına neden olan ilaç grubu nedir? Bir hastalığı öncelikle gebelikte mecbur kalmadıkça hiçbir ilacı kullanmamamız gerekir. Hı hı. Çünkü gebelikte güvenli olarak kullanılabilen ilaçlar var. Örneğin kalp hastalıklarında kalp kapağı değişimi olanlarda biz kanı sulandırmak için haplar, kumadin dediğimiz kullanıyoruz. Hamile olanlarda plasentayı geçmeyen yani anneden bebeğe geçmeyen ilaçları kullanıyoruz. Burada güvenli olan bazı antibiyotikler var, bazı bulantıyı giderici, kusmayı önleyici ilaçlarımız var, çeşitli vitaminlerimiz var. İşte çarpıntı ya da gebelikte olan hamileliklerde kullanılabildiğimiz ilaçlarımız var.
Bir de hamilelikte güvenli olup olmadığına dair emin olmadığımız ilaçlar var. O nedenle prensip olarak mutlaka bir kadın doğum uzmanıyla irtibatta olup bilmeden herhangi bir ilacı asla kullanmamak, mümkün olduğu kadar da ilaç kullanmamak. Bir ağrı birinci, kesici bile alırken düşünmek lazım, tabii, geçmemek kesinlikle. Lazım öyle. Özellikle hocam şunu sorabilir miyim? Hamilelikte antibiyotik kullanımı için diyeceğiniz özel bir şey var mı? Antibiyotik çok mimlendi, çok şifa veren bir şey ama antibiyotik son yıllarda antibiyotik karşı bir şey oluştu. Defans oluştu. Özellikle gebeleri de antibiyotik konusunda yani herhalde uyarmak mı lazım? Yani haklısınız. Şimdi bizde en küçük bir olay olduğunda hemen antibiyotiğe başvuruyoruz. Halbuki bu hastalıkların bir kısmı viral dediğimiz antibiyotiklerin etki etmediği hastalık grubu. Hı-hı. Onlar daha da yaygın. Hı-hı. Dolayısıyla antibiyotik kullanırken gerekli olup olmadığına tıbben indikasyon diyoruz. Çok iyi bir karar verilmelidir. Hafif bir boğaz üşütmesinde, burun akıntısında, hafif bir kırıklıkta ben hasta oldum deyip antibiyotik alın diyor. Bu işin bir yönü gereksiz antibiyotik kullanma. Bunun yol açtığı zararlar da şu oluyor. Antibiyotik bir gereksiz alıyoruz. Bir de bir iki gün kullanıp rahatladık deyip bırakıyoruz. Bu sefer mikroplar direnç kazanıyor. Yani daha sonra gerçekten hasta olunduğunda o ilacı kullandığınızda bu sefer etki etmiyor. Böylece dirençli bir mikrop grubuyla mücadele etmek zorunda kalıyoruz. Diğer bir hastalık grubumuz kalp kapak hastalıkları. Hı-hı. Yine bunlar doğuştan olabiliyor. Örneğin ana damarların ağzındaki kapaklar dar olabiliyor. Hı-hı. Damarlar ters bağlanabiliyor. Kapak doğuştan dar olabiliyor. İşte aort kapağıdır, diğer kapaklar gibi. Bir diğer grup romatizmal hastalıklar. Bunlar daha çok çocukluk çağında geçirilen boğaz enfeksiyonlarından sonra kalbin de tutulması. Bunlar sadece kalbi değil, yani cildi tutabiliyor, beyni etkileyebiliyor, böbrekleri etkileyebiliyor, eklemlerde iltihap yapıyor. Bir de kalbi etkilemek kalp suretiyle. Kalp romatizması dediğimiz. Evet, kalp romatizması halk arasında dediğimiz. Bunlar da ileride kapaklarda ya yetersizlik dediğimiz bir musluk contasına benzetirsek, onun kapatmamıza rağmen hani akması gibi ama çoğu zaman da bu kapaklarda daralmalara yol açıyor ve 15-20 yıl sonra bu kapaklara müdahale gerekebiliyor. Yani ameliyat, kapak tamiri, kapak değişimi söz konusu olabiliyor. Bir diğer grup hipertansif kalp hastalığı diyoruz. Yani yüksek tansiyona bağlı kalp hastalıkları ki bu da çok ciddi bir grubu teşkil ediyor. Ayrıca koroner arter hastalıkları. Koroner arter hakkında çok kısa bir... En son koroner arter hastalıkları mı kalpte görülüyor? Yani koroner damara bağlı. En yaygın olanları koroner arter hastalıkları. Koroner arter dediğimiz kalbin kendisi de bir organ ve kendi de kan kullanıyor. Bütün vücuda gönderdiği gibi. Kalbin damarlarına koroner arterler diyoruz. Şurada gördüğümüz kalbin dış kısmında maketimiz üzerinde görülüyor. Sağda bir damarımız var, solda ana koroner var, o da yine ikiye ayrılıyor. Tabi bunlar gide gide küçük dalları ayrılarak kalbin her tarafına gidiyor. İşte bu damarlarda meydana gelen hastalıklara da koroner arter hastalıkları adını veriyoruz. Tabi onun dışında kalbi etkileyen birçok nedenler de var. Örneğin kanser tedavisinde kullanılan bazı ilaçların yan etkileri, ya da işte çarpıntılarda kullanılan ilaçların dozunun ayarlanmaması, halk arasında gayet iyi bilinen zehirli guatr dediğimiz tiroid bezinin hastalıkları, bunun çok çalışması ya da az çalışması gibi, geçirilen mikrobik ya da viral, o da bir grup tabii, enfeksiyonlar gibi kalbi etkileyen birçok sebeplerimiz var. Çok şey kalpten etkilendiğini aslında görüyoruz. Yani hem biraz çok dikkat etmemiz gerektiğini ben hissediyorum burada. Ürkütmeyelim de izleyicilerimizi ama çok şey kalbi etki ediyor. Yani vücudumuzun en önemli organı damar diyenler var. Kalp damar cerrahları, kalp diyenler var, bağırsak diyenler var. Ama kalp o kadar çok şeyden etkileniyor ki hani bunu biraz gördük. Bir de bu kadar hastalık olmasının nedeni kalpte biraz da dikkat etmememizin nedeni, evet. Değil mi? Yani bunlar genetikle açıklanacak şeyler değil fazla. Şimdi efendim hepsinin tabii önemi kendisine göre mutlaka. Hani bir aracın motoru da var, lastiği de var. Yani hepsinin yürüyen aksamı var, duran aksamı var. Ama tabii hayatın dediğim gibi merkezinde
Öyle ayağımız da ağrısa, dizimiz de kireçlemişse ızdırap, boyun fıtığı da olsa ızdırap ama kalp orayı daha farklı bir olay. Bütün dünyada ölümlerin en sık nedeni şu anda kalp damar hastalıkları. Ve çok ilginçtir Asuman Hanım. Bu mücadele giderek hem kullanılan ilaçlar konusunda gelişmeler var, hem halkın bilinçlendirmesi konusunda gelişmeler var. İşte basın, yayın, sizlerin yaptığınız hizmetler yoluyla bilinçlenme var. Fakat kalp hastalıkları önemini koruyor ve giderek de artıyor. Yani 2023 yılında şu anda %29-30 olan koroner arter hastalıklarından ölüm sıklığı 2023'te %40'ı geçeceği tahmin ediliyor. Bu kadar yoğun kalp sağlığı evet. üzerine konuşuyoruz da bir o kadar da geliyor. Bangır bangır ben daha geliyorum diyor yani. Sizi soruyor yani bizi. Evet. Çok ilginç hocam. Bunda şimdi yani. Bazı nedenler var. Bir defa toplumun beslenme alışkanlıkları giderek değişiyor. Yani ilk insanlar ne yapıyor? Beslenmek için avcılık yapacak, yürüyecek, koşacak, edecek, avlanacak. Tuz oranı az. Şimdi ise daha durağan, daha sakin, birkaç çıkarken bile asansör kullanan, iki kat inerken bile asansör kullanan, her yere aracıyla gitme alışkanlığı olan, çok hocam, hareketsiziz etmeyen. Yani bu da o kadar çok önemli bir etken ki. Evet, bu grup var. İkincisi beslenme alışkanlıklarımız çok dikkat edilemiyor belki günlük hayatın akışı içerisinde. İşte fast food dediğimiz çeşitli katkı maddeleri içeren, tuz oranı yüksek, yağ oranları yüksek gıdalar. Bir diğer olay kilo artışı, obezite dediğimiz şişmanlık. Bütün dünyada gelişmiş ülkelerde olmak üzere ki en çok orada görünüyor. Çok ciddi bir sorun. İşte metabolik sendrom dediğimiz tansiyondur, şekerdir, işte gizli şekerdir, kolesterol yüksekliğidir, işte göbek çevresinin genişlemesi, bir takım ölçüleri var. Bunlardan işte en az üçünün bir arada olması. Türkiye'de 10 milyonun üstünde böyle bir grup var. Bir başka sebep de bütün dünyada hastalıklarla mücadelede gerek ilaç olsun, gerek ameliyat olsun başarı sağlandığı için, erken teşhis tedavi olanakları giderek düzeldiği için, imkanlar genişlediği için ortalama ömür yükseliyor efendim. Yani 65'te 70, 70'se 75, 80 ki Avrupa'da Batı ülkelerine daha yüksek. Dolayısıyla yaşlı grup giderek artıyor. Yaşlı nüfus artıyor. Artması da, bu da burada ayrı bir artıyor. Sorunları tabii oluşturuyor. Yaşlı insanlarda yani gençlerde de öyle şeker oranı çok yani diyabet sıklığı artıyor. Örneğin 65 yaşın üstünde %20'lere kadar çıkıyor. Belki 40-50 yaşlarında %8'leri civarında. Bunlar da damarları ciddi oranda tahrip eden tabii, hastalıklardan biri. Tabii. Hocam bir es vermek istiyorum. Ankara'dan bir izleyicimiz arıyormuş. Hikmet Bellikli. Kalbinde delik varmış. Bu konuya da gelecektik ama sordu madem. Tabii. Konuya o şekilde de belki devam ederiz. Hikmet Bey. Efendim. Hoş geldiniz yayınımıza. Geçmiş olsun. Buyurun efendim. Alalım hoş sorunuzu. Hoş bulduk. Sağ ol. Teşekkür geçmiş ederim. Geçmiş olsun. Buyurun hocam, lütfen. Buyurun efendim. Hocam iyi günler diyelim. Teşekkür ederim. Sizlere de efendim. Buyurun. Hocam ben böbrek nakilliyim. Kalpten de bypasslıyım. 18 yıl oldu. Geçmiş olsun. Sağ ol. Bugünlerde benim kalbimde hızlı atış var. Sol tarafa yattığım zaman daha hızlı atıyor. Bayağı duyuyorum. Bunun için Doppler yaptılar. Holter pardon. Evet efendim. Holter'de kardiyoloji doktorum dedi ki sen dedi şimdi böbrek nakillisin. Sana bir ilaç versem dedi ağır gelir dedi. Ama seni çok rahatsız ederse dedi kasıktan girip orayı yakmamız mı lazım dedi. Öyle bir şey dedi. Evet. Evet. Geçmiş olsun. Herhalde oradan ikinci bir görüş alacağız burada sizden tabii de. Çok geçmiş olsun Hüseyin Bey. Sağ ol. Teşekkür ederim hocam. Efendim öncelikle büyük geçmiş olsun diyoruz izleyicimize. İki ciddi rahatsızlığı bir arada geçiriyor. Şimdi kalbimizin damarları kapakları olduğu gibi kalbin içerisinde de tıpkı bu binada olduğu gibi elektrik sistemi söz konusu. Kalbin her tarafında hücrelerden elektrik akımı uyarı çıkarabilme özelliğine sahip kalp. Böyle bir organ. Kendiliğinden bu oluşabiliyor. Bir de bu atımların normal bir seyri var. Yani kalpte bir odak söz konusu. Bir nohut gibi düşünelim. Oradan kıvılcımlar çıkıyor. Yani düşük
voltajı, elektrik akımına bunu benzetebiliriz. O kalbin içerisinde kabloları aracıyla yayılıyor ve bunun karşılığında da kalp kasılıyor. Bu uyarı dinlendiğimiz zaman daha düşük hızda oluyor otururken, uyurken biraz daha azalıyor. Koştuğumuz zaman ne yapıyor? Artıyor. Bazen bu uyarı bulunduğu normal yerinden değil de kalbin diğer kısımlarından, anormal odaklardan çıkıyor. Bazen 170, 180, 200, 250, 260 gibi hasta kalbim yerinden çıkacak gibi der. İşte atışlarımı boğazımda hissediyorum, gömleğimin dışından bile belli oluyor gibi. Bunlara biz çarpıntı nöbetleri diyoruz. İzleyicimizde böyle bir olay muhtemelen var. Tabii böbrek nakli olduğu için güvenle kullanabileceğimiz ilaçlar var ama doktor bey gayet isabetli olarak hani dikkatli bir şekilde olmamız gerektiğini söyledi. Bunlar da ilaç tedavisi dışında tıpkı anjiyo yapar gibi aynı ortamda girmek suretiyle damarın içerisine kalp boşluklarına ucunda çok özel şöyle söyleyeyim hem o anormal odakların çarpıntı odaklarının yerini belirleyecek sistemleri yani radyo frekans dalgaları verebilecek cihazlarımız var. Aynı zamanda onu tespit ediyor, haritasını çıkartıyor. Nerede olduğunu bulduktan sonra sıcak veya soğuk yani ya ısıtmak suretiyle ya o yeri soğutmak suretiyle çarpıntı odaklarını temizleyebiliyoruz. Bir daha oradan çarpıntı çıkmıyor. Ya da %95 oranında bulup %95, %98 oranında o tedaviyle buna radyo frekans ablasyon diyoruz. Yani basit anlayacak olursak çarpıntı odaklarının bulunması ve de onun çarpıntıyı giderecek şekilde tedavi edilmesi. Çoğu zaman kalıcı oluyor, çok istifadeli oluyor. Ülkemizde de çok güvenli bir şekilde yapılıyor. Hocam son 10 dakikama girdim. Hızlı hızlı bazı konu başlığı. Aslında kalbinde delik. Bu delik hemen çok kısa neden olur, ne yapılır? Hızlı hızlı bunları geçelim mi? Kalpte delik nasıl oluşuyor? Kalpteki delikleri bahsettiğim gibi yani anne rahmindeyken fetüsün yani anne rahmindeki diyelim çocuğun, bebeğin çalışma sistemi farklı. Orada normalde sağ ile sol kısımlar arasında, kirli ve temiz kan arasında irtibatlar var. Bunlar doğumdan sonra kapanıyor. Bir kısmı ise devam ediyor. İleri yaşlarda kapanabiliyor. Bazen de çok küçük delikler kalarak ömür boyu devam ediyor. Burada önemli olan o delik dediğimiz kısmın genişliği. Evet. Mesela çok küçük delikler oluyor. Onları hiç kapatmasanız da ömür boyu bir zarar normal olmuyor. Normal fonksiyonunda kalp çalışabiliyor. Evet, çok etkilemiyor. Ama bazen çok büyük oluyor. Hatta bazen öyle bir şey oluyor ki bebek doğduğu anda müdahale etmek gerekiyor. Ameliyat etmek gerekiyor. Bunların da ameliyatları konjenital kardiyologlar tarafından yapılan inceleme sonrası yani çocuk kardiyologları tarafından, pediatrik kardiyolog daha doğrusu ameliyatları konjenital cerrahi ile uğraşan özellikle kalp cerrahları tarafından yapılıyor. Ayrıca şimdi son zamanlarda şemsiye diye halk arasında bilinen ameliyatsız kapatma sistemleri evet. var. Bunlar uygulanabiliyor. Bunlar kalpteki delikler için son derece başarıyla uygun hocam, olan vakalarda. Ameliyatsız yöntemler çok evet. arttı. Yani hep yeni bir şeyler çıkıyor. Her beyin cerrahisinde duyuyoruz, kalpte duyuyoruz, genel Tabii. cerrahide duyuyoruz. Çok Tabii. artmış bir durumda. Bir anlamda sevindirici de ameliyattan çok korkan bir grup var çünkü. Onlar bu çözümlere yöneliyorlar biraz da herhalde. Mutlaka. Mesela bizde de kalp kapak hastalıklarında kullanılan işte TAVI dediğimiz yani damardan girmek suretiyle daha çok aort kapakta kullanılan şimdi mitral kapakta da kullanılmaya başlanan yani kalpteki daralan kapağı adeta bir stent takar gibi takmak suretiyle çok riski yüksek vakalarda ileri derecede yaşlı olanlarda ameliyat riskinin çok ciddi olduğu durumlarda bunlara ameliyatsız stent takar gibi kapaklar takılabiliyor. Hocam gizli kalp. Gizli kalbe dikkat. Şimdi ilginç bir konu. Biraz da gizli kalmış bir konu herhalde. Bu gizli kalbi nasıl anlayacağız? Ne kadar gizlenebilir bizden? Bu evet. gizli kalp sorunu. Efendim şimdi diyor ya düşmanın merti de güzel tercih sebebidir. Çünkü düşmanı tanıyorsunuz ona göre tedbir alırsınız. Cahil ama, dostum olmasın akıllı düşmanım olsun deriz. İşte bir de bunu için. Da bir düşman gibi mi görelim? Mutlaka. Gizli kalp dediğimiz aslında var olan bir rahatsızlığın
belirti vermemesi, hı hı. farkında olmamamız, hep duyarız. İşte çocuk işte yüzerken vefat etti, işte basketbolda işte sahada düştü, halı sahada top oynarken birden vefat etti gibi. Aslında buralarda rahatsızlıklar var. Bu ani ölümlerin büyük bir kısmında doğuştan kalpte rahatsızlık vardır. Ya o kardiyomiyopat dediğimiz işte kas kısmında irileşme vardır, ya genişleme vardır veya ritim bozuklukları vardır. Veyahut da koroner arterlerinde sorun vardır, kişi farkında değildir. Çünkü toplumda koroner arter hastalıklarının yani kalp damarlarındaki tıkanmaların en önemli nedenlerinden biri yüksek tansiyondur. Ve 50 yaşın üstündeki hemen hemen iki kişiden birinde yüksek tansiyon söz konusu. Fakat 100 tane tansiyonu yüksek olan hastayı alsak kesin teşhisi yüksek tansiyon, 50'sinde hiçbir belirti yok. Ne baş ağrısı, ne baş dönmesi, ne bulantı, hiçbir tansiyon şey yok. Tansiyon olduğunu da hissetmiyor. Hayır, bilmiyor. Hiçbir şey hissetmiyor. Ölçtüğünde ancak ortaya çıkıyor. Ancak ölçülünce. Hı hı. Ya benim de başım ağrımıyor. Bazen şöyle oluyor. Diyelim hastayı, eşini muayene ediyorsunuz. Bir de benim hocam tansiyonuma bakar mısın? Bakıyorsun 25 olmuş, hiçbir belirtisi yok. Neden vücut buna mı alışmış? Evet, böyle oluyor. Bazen hasta geliyor, ayaklarında şiş, bakıyorsunuz böbrek rahatsızlığı en ileri dönemde ya da karaciğer için olabiliyor. Bir diğeri de özellikle şeker hastalarında şeker sinirlerin bozulmasına sebep oluyor, öyle diyelim. Ve tıkanmalar ağrısız olabiliyor. Esasen şeker hastalıklarında en önemli olaylardan biri kalp damarlarında tıkanma olduğu halde ağrı olmaması. Bir de şeker hastalarında kalp krizleri daha ciddi seyrediyor. Çünkü bir damarda birden çok yerde tıkanma olabiliyor. Damarlar daha küçük oluyor. Yan damarlar, kılcal damarlar gelişmemiş oluyor. Krizler çok daha ağır seyrediyor. Yine felçler bunlarda daha sık oluyor gibi. Onlar da ayrı bir grup ve daha ciddi seyrediyor. Ha, bunları nasıl farkına varız? Türkiye'de ihmal edilen bir konu şu. İşte yaz geldi, çocuğu işte bir basket kursuna vereceğiz, tenis oynayacak ya da işte yüzmeye, hemen sağlık raporu, spor yapabilir gibi. Halbuki çocuk olsun, erişkin olsun mutlaka ilgili hekim tarafından ciddi bir muayeneye tabi tutulup gerekli testler yapıldıktan sonra spora başlatmak fazla lazım. Fazla eforla kendini gösteriyor, tetikliyor. Tabii. Diyelim o kapakta daralma var. Koşarken yeteri kadar kan gitmiyor veya ritim bozuluyor. Bir diğeri de ülkemizde işte sizlerin bu programlarınız sayesinde iletişimler artmış. Artık insanlar check-up dediğimiz yani kontrollere gelebiliyor. Genelde hasta olmadan pek hekime gitmeyiz ya. Ama hiçbir hastalığı yokken sağlığı için kontrole gelmek bunlara da ne yapıyor? Tespit edilmesini sağlıyor. Biz bir takım testlerle yani hastayı dinliyoruz, elektrokardiyografisini çekiyoruz, işte renkli doktor ekokardiyografiyle bu olayların kapaklarda bir bozukluk var mı, kalpte büyüme var mı, doğuştan kalp hastalığı var mı, delik var mı, bunları görebiliyoruz. Yine eforlu EKG'lerdir, holter dediğimiz 24 saat gerek tansiyonu, gerek kalp atışlarını, hatta çok daha uzun öyle cihaz var, bir yıl bile kalp atışlarını izleyip kaydedilebiliyor diyelim o. Çok seyrek görülen çarpıntı nöbetlerini, bayılmaları bulabilmek için bazen başvuruyoruz. Hocam aslında kalpte ani ölümleri biraz gizli kalbe bağlamış olduk. Evet, yani kalpte ani ölümlerin nedenlerinden biri ritim bozukluğu ve doğuştan kalp hastalığı. Ve burada diyorsunuz ki biraz o an bölümü toparlamak adına genç yaşlı herkes düzenli bir kalp kontrolünden geçsin. Gizli ilerleyeni var, çok aleni olanı var, belli etmeyeni var ve herhalde tansiyonu ölçtürmek. Yani değil mi? Düzenli yani genç yaştaki insanlar da erişkinlerde tansiyonuna da aslında düzenli bir baksınlar. Tabii yani 18 yaşın altındakiler de %3 ile 5 arasında yüksek tansiyon görülebiliyor. Yani erişkinlerde her iki kişiden birinde ama ki 70 yaşın üzerinde bu çok daha sık olarak görülüyor. Çocuklarda da olabiliyor. Özellikle risk altındaki gruplar, yani annesi babasında kolesterolü yüksek olanlar, şekeri yüksek olanlar, gizli şeker olanlar, anne babada şişmanlık olanlar, tansiyon yüksekliği, kalp hastalığı olanların daha dikkatli olması ve en önemlisi sigara. Dün bir genç arkadaşımız, yani 14 yaşında ve bayan,
kız çocuğumuz günde bir paketten fazla sigara içti. Aman Allah. Ne kadar üzüldük efendim. Aman Allah. Bazen alışkanlıklar böyle olabiliyor. Çok önemli çünkü koroner arter hastalıklarında en önemli risk faktörlerinin başında sigara geliyor. İkincisi yüksek tansiyon. Üçüncüsü şeker hastalığı, kolesterol yüksekliği. Şişmanlık, bunların hareketsizlik. Bir arada olması, işte durağan bir hayat sürme, hani masa başı spor egzersiz yapmama ve de stres. Stres de çok alın ciddi size bir nur topu gibi efendim. Kalp hastalığı ortaya çıktı. Ya yani bunları tabii ekarte etmek de çok zor. Çok dinamik yaşıyoruz. Hayat zor, bizim biraz ülkemiz de zor. Bir şekilde kalbe vuruyor herhalde bir şeyler. Hocam şunu da soracağım. Şimdi havalar biraz soğuk. Yani şu anda daha da soğumaya başlayacağı söyleniyor. Soğuk hava kalp sağlığını nasıl etkiliyor? Efendim soğuk havalarda kanın akışkanlık oranı azalıyor. Yani daha katı hale geliyor. Dolayısıyla kalp damarlarındaki tıkanma ihtimali daha yüksek oluyor. Varsa daha önceden stent takılan, kriz geçiren hastalar ve daha önce kalp damarlarında kireçlenmesi olanlar için kalp kriziyle davetiye çıkartıyor. Ritim bozuklukları daha sık oluyor. Yüksek tansiyon daha fazla görülüyor. Özellikle göğsüne karşıdan alınan soğuk rüzgarlar çok önemli. İyice bir korumak lazım. Evet, o nedenle iyice korumak lazım. Hocam peki çok iki dakikam kaldığı için şey yaptım ama göğsü iyi koruyacağız kışın. Buradan kalpte bir sıkıntı tetikleyebilir. Evet, kalp krizi sıcak vesaire havadan, gibi. Aniden soğuk havaya geçmemek, evet, gibi. Geçmek bunlara gibi. Dikkat etmemiz gerekiyor. Hocam kalp taşikardi, hani aritmi, ritim bozuklukları, kalp çarpıntısı bunlar çok ciddi bir kalp hastalığı habercisi olabiliyor mu? Hani burada mesela bazen fazla efor sarf ediyoruz. Kalbimiz çarpıyor. Ya bundan çok korkalım mı? Efendim, check-up yaptırmadık diyelim ya da yaptırdık diyelim gene de. Şimdi kalbin bir kendi içerisinde hızlanması, bu doğal olarak gerekir. Yani bir kişi zemin kattan 5. kata yürüyerek çıktığında kalbi hızlanacak. Koştuğunda hızlanacak. Heyecanlandığında hızlanacak. Ne bileyim maç var, penaltılara kaldı iş. Kimse ne yapayım bakamıyor bile. O arada tansiyon da çıkıyor, kalp de çarpıyor. Bunlar normal değişiklikler. Yani her çarpıntıyı çok ciddi bir bozukluğa yorumlamamak lazım. Ama kanda düşüklük olduğu zaman anemi diyoruz halk arasında. Evet, kansızlık. Guatr'ın çok çalışması, mutlaka kalp hızlı çalışıyor. Bir de bu çarpıntının yani anlamsız yere, ne bileyim gece uyandıran, gündüz durup dururken olan çok aşırı, işte o makineleri tüfek gibi kalbimin çarptığı diyen grup, yerinden çıkacak gibi diyen grup, bunlarda ciddi kalp rahatsızlıkları belirtisi olabilir. Özellikle ona girme vakit kalmadı. Hocam vakti kalp bitti. Kalp büyümesi olan, kalp yetersizliği olan vakalarda ventriküler dediğimiz çok ciddi çarpıntı nöbetleri olur. Bunlar bir müddet sonra kalpte pır 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 giderken kalbi durdurabilir. Bunları da tespit edip işte kalp pilleri var çok özel. Bunlar takıldığı zaman içeriden şoklama yapabiliyor. Yani o kalp şeyi eski durduran normal fonksiyonunu evet, devam ettiriyor. Hocam dolayısıyla kalp büyümesini tespit etmek açısından kontrollerimiz son derece önemli. Genç yaşlı kontrol, kalp sağlığı için kontrol önemli. Hocam son bir şey diyeceğim. Kalp sağlığına faydalı zeytinyağının çok faydalı olduğu söyleniyor kalp sağlığı için. Siz bir kardiyolog ve iç hastalıkları olarak bununla ilgili görüşünüzü alayım. Mesela günde 2 çay kaşığı, özür diliyorum, yemek kaşığı zeytinyağı tüketebilirsiniz deniyor. Zeytinyağı çok faydalı mı? Özellikle kalbe direkt etkisi kanıtlanmış mıdır? Tabii. Zeytinyağı olsun. Bir de bu sızma zeytinyağı derin su, özellikle. Derin su balıklarında işte bizde sardalya gibi bunlardaki omega 3 asitleri kalp sağlığı açısından yararlı. Kalp hastalığı olanlar ve korumak isteyenler de buna dikkat etsinler. Son cümlenizi alayım, hemen katmaman lazım. Bir de dediniz. Efendim ben yeni yılda bütün izleyicilerimize, izlemeyenlere de tüm insanlığa esenlikli, sağlıklı ömürler diliyorum. Çok kısa olarak kalp hastaları, şeker hastaları, bronşit hastaları, böbrek yetmezliği olanlar, 65 yaşın üstünde olanlar, kanser hastaları mutlaka grip aşılarını şu ana kadar yaptırmamışlarsa yaptırmaları gerekir efendim. Çok teşekkür ediyorum. Profesör Doktor Ali Bayram, kardiyoloji ve iç hastalıkları uzmanısınız. Arvasya Hospital'dan yayınımıza katıldınız. Bugün biraz kalp sağlığımızı
kalbi tanıdık daha çok aslında. Biraz sağlık eğitimi vermiş olduk izleyicilerimize ve kalple ilgili biraz merak ettiklerimizi cevaplamaya çalıştık. Çok teşekkürler yayınımıza ben katıldığınız için hocam. Sağ olun. Değerli izleyenler, bugün de sağlık raporunun programının sonuna geldik. Özür diliyorum, dilim sürçtü. Eğer yayınlarımızın tekrarını izlemek isterseniz tvnet.tv.tr adresinden izleyebilirsiniz. Yayında ve yapımda emeği geçen arkadaşlarıma da teşekkür ediyorum. Haftanın sonunda ve her zaman olduğu gibi ne söylüyoruz? Sağlığınızı koruyabilmeniz, geliştirebilmeniz ve yönetebilmenizi diliyoruz her şeyden önce. Ondan sonra zaten hekimlerle daha sık iletişim kurmak zorunda kalıyoruz eğer sağlığımız bozulursa. Ve tam iyi halinde kalmanızı diliyoruz. Hoşça kalın.